Görme bozuklukları yüzyıllardır insanların en büyük problemleri arasında. Günümüzde gözlük, lens ya da ameliyatla bu sorunlar kolayca çözülebiliyor. Peki, gözlük icat edilmeden önce gözleri bozuk insanlar ne yapıyordu? Onlar için zor bir hayat olsa gerek. Kim tarafından bulunduğu bilinmese de, görme bozukluğunu gidermek amacıyla üretilen gözlükler, cam endüstrisinin gelişmiş olduğu Venedik'te 12. yüzyıl sonları ve 13. yüzyıl başlarında üretildi. Günümüzde kullanılan şekline en yakın tasarımı yapansa İngiliz bilim adamı ve filozof Roger Bacon'dır. Ancak miyop, hipermetrop ve astigmat gibi çeşitleri olan görme bozuklukları gözlüğün icadıyla tamamen önlenemedi. İlk üretilen gözlüklerin mercekleri konveks yani dış bükey olduğundan yalnızca yakını göremeyenler tarafından kullanılabiliyordu. Talebin çoğunlukla bu yönde olması ve konkav yani iç bükey merceklerin üretiminin daha pahalı olması sebebiyle uzağa görmek için gözlük üretilmesi 15. yüzyılı buldu. Günümüzde tüm bunların bir gözlükle toplanabilme teknolojisi varken gözlüğün evrilmesi sandığımız kadar kolay olmamış yani. Gözlük ilk başlarda elle tutulan lornet isimli bir modelken daha sonra kelebek adı verilen burnun üstüne oturtulan bir model geliştirildi. Daha sonra tarihi filmlerden de aşina olduğumuz tek gözde kas yardımıyla sıkıştırarak kullanılan monoklu isimli gözlük kullanıldı. Birçok forma bürünen gözlüğün bugünkü halini almasıysa, ilk gözlüğün bulunmasından yaklaşık 350 yıl sonra, yani 1727 yılında gözlük sapını tasarlayarak işe başlayan Edward Scarlett tarafından bulundu. Birçok uğraşla ideal formuna kavuşan gözlükler önceden lüks tüketim sayılsa da, kitap ve gazete okumanın artmasıyla insanlar arasında bir ihtiyaca dönüştü. Bunun üzerine ilk gözlükçü dükkanı 1783 yılında Philadelphia'da açıldı. Dükkanın sahibi Francis McAllister gözlükleri bir sepete koyuyor, müşteriler de bunları tek tek deneyerek gözlerine uygun geleni satın alıyorlardı. 19. yüzyılın başları gözlük üretimi ve göz sağlığı açısından önemli bir döneme giriş oldu. Bunun en büyük sebebi ise göz sağlığı konusunun üniversitelerde öğretilmeye başlanması ve önemli bir tıp dalı haline gelmesidir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise kemik çerçevelerin üretilmesiyle gözlük sadece sağlık için değil, moda bir aksesuar olarak da kullanılmaya başlandı. İlk güneş gözlüklerinin kullanılması da gözlüklerin geliştirildiği 15. yüzyıla denk geliyor. İlk kez Çinliler tarafından kullanılan güneş gözlüklerinin kullanım amacı günümüzdeki kullanımdan çok daha farklıydı. Güneş gözlükleri mahkeme gibi yerlerde gözleri görünmesin ve düşünceleri gözlerinden anlaşılmasın diye numaralı gözlüklerden önce Çinlilerin hayatına giren gözlük çeşididir. Ateşte dumanın isiyle karartılan gözlüklerin üretimi de, kullanımı da günümüzden çok farklı olmasına rağmen güneş gözlüğünün temeli bu şekilde atıldı. Sonuç olarak lüksken ihtiyaca, günümüzde ise ihtiyaçla birlikte önemli bir aksesuara dönüşen gözlüklerin gelişimi hiç de kolay olmamış. İlk bulunduğunda sadece yakın gözlüğü olarak üretilen bir eşyadan, bugün hangi gözlüğü taksam sorusuna geçiş, kesinlikle uzun bir süreci kapsıyor.